İyi günler arkadaşlar. Teknik analiz eğitim serimizin 5. videosunda hep beraberiz. Bu videoda indikatörlerden RSI indikatörünü inceleyeceğiz. 1975 yılından beri kullanılan bir indikatör. En çok rağbet gören indikatörlerin başında geliyor. Ne anlama geliyor RSI? Göreceli güç göstergesi indikatörü aslında. Fiyatların artış ya da azalış gücünü gösteriyor. 0 ile 100 arasında salınım yapan bir dalga çiziyor. Hemen grafiğimizin altında gördüğünüz kısım RSI'ın modülü. 0 ile 100 arasında salınım yapan dalgalar, grafikler çiziyor. Herhangi bir yatırım aracının aşırı alınıp ya da aşırı satıldığını görebilmemiz için kullandığımız bir indikatör. Genel kabul olarak 70 çizgisi ile 30 çizgisi arasında hareket etmesi bekleniyor. 70 çizgisinin üstü aşırı alış bölgesi. 70 ile 100 arasında kalan bu alanda eğer grafiğimiz bu alana çıktıysa aşırı alış bölgesi. 30'un altında, bu çizginin altında kalıyorsa 0 ile 30 arasındaki bölge ise aşırı satış bölgesi. Biz RSI'yı hangi amaçla kullanıyoruz? Dediğimiz gibi bu bir alışla satış arasındaki güç endeksini gösteren bir grafik. Dolayısıyla 70'in üzerine çıktığı zaman alışların çok fazla arttığını ve artık fiyatların şiştiği anlamına geliyor. Ve buradan itibaren artık satış yapabileceğimiz ve enstrümanı, yatırım aracını elimizden çıkarmamız gerektiğini anlıyoruz. Gördüğünüz gibi 70 çizgisini geçtikten sonra fiyatlar aşağıya doğru salınıyor. Ne zaman 70 çizgisini geçmiş, geri döndüğü andan itibaren fiyatlar düşmeye başlıyor. Biz bu 70 çizgisinin üzerindeki herhangi bir noktadan sattığımız takdirde avantajlı duruma geçmiş oluyoruz. Keza aynı şey 30 çizgisinin altına indiği zaman da artık bir al sinyali olarak kabul ediyoruz ve bizim bu 30 çizgisinin altında herhangi bir noktadan ya da çizgiyi hemen geçer geçmez o yatırım aracını aldığımız takdirde fiyatların yükseleceğini anlıyoruz ki görmüş olduğunuz gibi fiyatlar yükselmeye başlıyor. Tam ortadan geçen çizgimiz ise 50 çizgisi. 50 çizgisinin üzerinde kaldığı takdirde fiyatların güçlü olduğunu, altında kaldığı takdirde de fiyatların zayıfladığı anlamını çıkarıyoruz. Şimdi bu RSI'da bazı birimleri değiştirip kendimize göre, stratejimize göre ayarlamamız mümkün. Daha önceki dersimizde anlatmış olduğumuz Bollinger Band'da da bahsettiğimiz gibi her enstrümanın bir yapısı var ve bu yapıya göre bu değerleri kendimize göre ayarlayabiliyoruz. RSI'nin üzerine geldiğimiz zaman, RSI yazısının üzerine geldiğimiz zaman ayarlar kısmına girdiğimiz takdirde girdiler bölümüne basalım. Görmüş olduğunuz gibi uzunluk denilen 14 periyot. Yani hangi mumu kabul ediyorsak ondan önceki 14 mumun ortalamasını alarak hesap yapan bir sistem. Bu 14'ü biz kendi stratejimize göre değiştirmemiz mümkün arkadaşlar. Keza buradaki 50 ve 70 alt ve üst bantları da kendimize göre ayarlayabiliriz. Bazı enstrümanlarda 70 yeterli gelmeyebilir ki kripto paralarda bunu çok sıkça görebiliyoruz. Daha yukarılardan bir yerden işaretlememiz gerekecektir bunu. Ondan sonra fiyatların artık belli bir doygunluğa eriştiğini anlayıp satış emri verebiliriz. Keza aynı şey 30 çizgisi için de geçerli. Bunu da daha aşağıya çekmemiz lazım. Çünkü kripto paralarda bu aralık dalga aralığı çok daha açık, çok daha volatilitesi yüksek bir oynaklığı yüksek bir yatırım aracı olduğu için bu değerlerle oynamamız mümkün. Ama eğer döviz cinsinden yatırım yapıyorsak, dolar olsun,
euro olsun. Bunlarda bu değerleri kullanmamız mantıklı. Çünkü bu ortalamalar üzerinden aşağı yukarı hareket ediyor. Keza borsa içinde bu oranları tutmamız faydalı. Fakat dediğim gibi borsada da her hisseye göre, hissenin durumuna göre geçmişte yaptığı hareketleri takip ederek bu değerleri istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. RSI grafiği üzerinde de aynı normal grafiğimizde olduğu gibi yön tayinlerini yapmamız mümkün. Yani trend çizgileri çekebiliriz. Hemen basit bir örnek gösterelim. Mesela buradan geçen bir trend çizgisi nasıl grafikte çekip belirleyebiliyorsak aynı şeyi RSI üzerinde de yapmamız mümkün arkadaşlar. Evet, RSI aynı zamanda bir öncü gösterge olarak da kullanabiliyoruz. Şimdi iki tane yükselen trend çizgisi çektim. Aynı dönemlerde grafikte ve görmüş olduğunuz gibi RSI'de aynı noktalardan başlamış ve aynı doğrultuda devam ediyor. Şimdi öncü gösterge dediğimiz olay nedir? Mesela bu noktada, şu noktada henüz şey kırılmamışken, yükseliş trendi kırılmamışken, bakın buralarda RSI'da bu yükselen trendi kırıyor. Bize önceden bu yükselen trendin kırılacağını, fiyatlar gerçekleşmeden bize haber veriyor. Bunu kırdığı zaman anlamalıyız ki yükselen trendin artık sonuna geldi ve fiyatlar kırılmaya yüz tutmuş. Yani daha önceden tedbir almamızı sağlayan bir gösterge. Fakat bu her zaman böyle mi oluyor? Mesela şurada bir fake atmış. Görmüş olduğunuz gibi. Burada yükselen trend kırılmadığı halde burada kırmış fakat hemen toparlamış. Gene yükselen trendin üzerine geçmiş. Keza hemen onun yanındaki burada oluşturduğu dipte de bu olayı görüyoruz. Fake hareketlere dikkat etmek kaydıyla yükselen trendin kırılacağını önceden öngörmemiz mümkün. Diğer indikatörleri de dikkate alarak hep beraber yorumlamamız gerekiyor. Dediğim gibi daha önceki derslerde de anlattığım gibi hiçbir indikatör tek başına %100 doğruyu vermez. Biz bu fiyatları yorumlarken birçok indikatörü bize anlatmaya çalıştığı şeyleri bir araya getirerek bir yorum yapıyoruz. Buna da dikkat etmemiz lazım. Peki en çok RSI'da neyi kullanıyoruz? Bize önden haber veriyor dedik. Uyumsuzluklar dediğimiz kısmı kullanıyoruz. Fiyatlarla güç göstergesi arasındaki uyumsuzluklar bize fiyatın hangi yöne doğru gideceği konusunda bilgi veriyor. Şimdi bununla ilgili bir iki tane örnek gösterelim. Mesela evet, burada bir uyumsuzluk söz konusu. Bu yükselen trendlerimizi silelim artık. Görmüş olduğunuz gibi fiyatlar yükseleceğini anlatmaya çalışıyor. Ama aynı dönemde indikatörümüz yönünü aşağı doğru çevirmiş. Bu pozitif uyumsuzluk dediğimiz, yani fiyatların ve indikatörün diplerde oluşturduğu uyumsuzluğa pozitif uyumsuzluk diyoruz. Bu uyumsuzluğu gördüğümüz zaman fiyatların artacağı, fiyatların yükseleceği anlamını çıkartmamız gerekiyor. Tepelerde oluşan uyumsuzluklara ise negatif uyumsuzluk diyoruz. Hemen aynı bölgede görmüş olduğunuz gibi bir uyumsuzluk daha söz konusu. Burada tepeler yükselirken hemen bir altında görmüş olduğunuz gibi tepelerde bir uyumsuzluk var.
bu tepelerdeki uyumsuzluğu gördüğümüz anda da fiyatların düşeceği anlamını çıkarıyoruz ki bu uyumsuzluk gerçekleşir gerçekleşmez gördüğünüz gibi fiyatlar oldukça aşağılara gidiyor. Uyumsuzlukları büyük periyotlardaki grafiklerde takip etmemiz bize çok ciddi kazançlar sağlayabilir arkadaşlar. Belki hemen anında gerçekleşmeyebilir ama baştan bize fiyatların çok şiştiğini ve artık düşeceğini veya fiyatların çok ucuz olduğunu ve artık yükseleceği işaretini biraz geç de olsa gösterebilir. Mesela aynı uyumsuzluk burada da söz konusu. Burada tepeler yükselirken indikatörümüzde tepeler alçalmış. Fakat fiyat yükselmeye devam etmiş. Gerçi şu uyumsuzluktan sonra ufak bir düşme yaşanmış ama arkasından tekrar yükselmiş. Gerçi bu ufak düşüşleri bile bildirmesi bize çok ciddi paralar kazandırır. Mesela buradayken fiyat 61 binken 50 binlere, 50.600'lere kadar fiyat inmiş ki arada çok ciddi bir marj var. Dolayısıyla bu uyumsuzluklar takip edildiği takdirde çok ciddi kazançlar elde etmemiz mümkün. Keza benzer bir uyumsuzluk daha hemen burada tespit ettim. Bakın, bundan sonra da hemen yükselişe geçmiş. Tabii bu günlük bir grafik, çok daha fazla bir yükseliş olması gerekirken burada çok ciddi olmasa da yine 31.700'lerden 40.000'lere ciddi bir artış getirmiş. Bu da çok büyük kazançlar anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bu günlükte Bitcoin'in günlük grafiği, burada hakikaten ciddi uyumsuzluklar var. Bakın bu tepeler arasında da keza bir uyumsuzluk var. Tepede olan uyumsuzluklar bize neyi anlatıyordu? Fiyatın düşeceğini. Görmüş olduğunuz gibi uyumsuzluk gerçekleşir gerçekleşmez fiyatlar düşmeye başlamış. Buradaki marjımız da 43.500'lerden 58.000'lere kadar çıkan bir fiyat aralığını gösteriyor ki bu çok ciddi bir rakam. Evet, ümit ediyorum faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa aşağı yorumlar kısmına yazdığınız takdirde en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Mümkün mertebede birçoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Eğer videomuzu faydalı bulup beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Hala abone olmadıysanız da abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Bu olay bizi gerçekten teşvik ediyor. Yeni videoların gelmesi için ciddi enerjiler kazandırıyor. Evet efendim, hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bol kazançlar.